Arkadaşlar bu soruda 5 tane madde verilmiş ve tragedi açısından düşündüğümüzde bunlardan hangisinin söylenemeyeceği sorulmuş. Şimdi birinci maddede arkadaşlar baktığımızda traedyeninin amacı verilmiş ve insan ruhunu kötülüklerden arındırma olduğu söylenmiş özet olarak doğrudur. E, Tragedyada ideal insan tipi verilir. ...yüksek mertebedeki insanlar kahraman olarak seçilir ve bunların başına kötü şeyler gelir genellikle. Ve, ve bunun aracılığıyla halka yani sıradan insana da bir ders verme amacı vardır. İkinci bölümde, ikinci maddede konular mitolojiden ve tarihten alınır denilmiş. Doğrudur arkadaşlar. Özellikle kahramanların yüksek mertebede insanlar olması veya tanrı veya tanrıçalar olması gibi gerekçelerle bunu kanıtlayabiliriz. 3'te kaba ve çirkin sözlere sahnede yer verilir denilmiş. Arkadaşlar bunlara sahnede yer verilmez. Çünkü kötü olan unsurlar sahnede seyircinin göz önünde gerçekleştirilmez. Şiddet içinde geçerlidir bu. Yani sadece sözel anlamda şiddet değil fiziki anlamda da şiddete yer verilmez. Bu nedenle biz 3'e söylenemez dediğimiz gibi 5'e de söylenemez denir diyeceğiz. Çünkü öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilmez. Aynı gerekçeyle. Yani ideal olan verilir insanlara. Kötü olan değil. 4'te ise arkadaşlar kahramanlardan bahsedilmiş, kişilerden bahsedilmiş. Krallar, kraliçeler, prensler, tanrılar, tanrıçalardan seçilir. Yani soylu kişilerden seçilir. Eğitimli kişilerden seçilir doğrudur bu maddemiz. 3 ve 4, 3 ve 5 yani cevabımız D olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Bir de arkadaşlar tiyatronun ögelerinden, temel ögelerinden bahsedilmiş. Olay ve kişiler olduğu söylenmiş. Doğrudur. İkincisinde olaylarda eyleme dönüşmüş özlemler, tutkular, düşler, istekler anlatılır ve her oyunda dramatik eylem bir duyguya veya bir ana düşünceye dayalıdır denilmiş. Yani arka planında duygu veya düşünce olduğu vurgulanmış doğrudur. Üçte olayların ortaya çıkışında etken olan varlıklara anlatıcı denir denilmiş. Hayır arkadaşlar anlatıcı denmez kişi denir. Bu da e, karakter veya tip olarak adlandırılabilir arkadaşlar. Genel olarak kişi deriz. Bu nedenle 3'te bilgi yanlışı vardır. Cevabımız C olmalıdır. 4'te tiyatronun temel amacı üzerine konuşulmuş arkadaşlar. Toplumun insanın yaşamını yansıtmak şeklinde ifade edilmiş doğrudur. 5'te anlatmaya bağlı metinlerde olduğu gibi göstermeye dayalı metinler grubunda olan tiyatroda tipler ve karakter yer alır denilmiş. Bunu zaten az önce de belirtmiştik. Bu nedenle cevabımız C diyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Arkadaşlar birinci maddede geleneksel Türk tiyatrosunun Anadolu'da modern tiyatro öncesinde egemenliği vurgulanmış. Doğrudur arkadaşlar. Karagöz, Acıvat, Medda, Orta Oyunu e, gibi geleneksel Türk tiyatrosu unsurları hakimdi. Bizim tiyatromuz bunlardır. 2. Ve burada bu geleneksel tiyatro türleri sayılmış. Tanzimat sonrasında da bir süre devam etmiş bu oyunlar ve daha sonra değişen hayat şartlarıyla beraber bunların giderek gücünü yitirdiğinden bahsetmiş arkadaşlar. Modern tiyatronun daha ön plana çıkması ve tutulması geleneksel Türk tiyatrosunun zaman içerisinde dediği gibi değişen şartlarla beraber biraz daha geri plana itilmesine sebep olmuştur. Azalmasına sebep olmuştur doğrudur. Tanzimat döneminde kimi denemeler olsa da batılı anlamda tiyatro edebiyatımıza Servet Frun döneminde girebilmiş ve gelişmiştir denilmiş. Arkadaşlar batılı anlamdaki tiyatro bizim için Tanzimat döneminde hayatımıza girmiştir. Servet Frun döneminde geliştiği iddiası doğru değildir. Çünkü Servet Frun döneminde açıkçası tiyatro biraz düşüşe geçmiştir diyebiliriz. Tanzimat dönemindeki kadar tiyatro eseri verilmemiştir. Bu anlamda Tanzimat dönemi tiyatrosu Servet Fünun'un tiyatrosuna nazaran daha üst seviyededir bile diyebiliriz belki de arkadaşlar. Bu anlamda üçüncü cümlede bilgi yanlışı vardır. Cevap C olmalıdır. Dörde baktığımızda Tanzimat döneminde sanatçılar Batı'dan tiyatro çevirileri yapmıştır. E, doğrudur. Batı'da yani ilk defa Batılı tiyatro hayatımıza giriyor. Dolayısıyla çeviri yapılması gerekiyor. Bu mantığın iyice kavranabilmesi, iyi örneklerin görülebilmesi adına. Beşinci cümleye baktığımızda da Şinasi'nin ilk Türkçe oyunu yani şair evlenmesini kaleme alması ve Ahmet Vefik Paşa'nın da Molière'den çeviriler yapması, adaptasyonlar yapması vurgulanmıştır arkadaşlar. Her ikisi de doğrudur. Şair evlenmesi bizim ilk Türkçe oyunumuzdur. E, Ahmet Vefik Paşa da e, yanlış hatırlamıyorsam, yanılmıyorsam 19 adaptasyon çalışması yapmıştır arkadaşlar Molière'den. Çok ciddi anlamda Molière üzerine odaklanmıştır Vefik Paşa. Cevabımız C olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Parçamıza bakalım. Birinci cümle. Dramın tanımı yapılmış arkadaşlar. Hem acıklı hem gülünç olayların aktarıldığı belirtilmiş. Doğrudur. İkincisinde konularından bahsedilmiş arkadaşlar. Konularının günlük yaşamdan da tıpkı komedide olduğu gibi, milli tarihten tıpkı tragedide de olduğu gibi alınabilir denilmiş. Yani aslında biz biliyoruz ki arkadaşlar dram eşittir bir nevi esneklik olarak düşünülebilir arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki romantizm akımının etkisiyle hayatımıza girmiştir dram türü. Daha öncesinde tragedya ve komedya şeklinde olan tiyatro modern tiyatro, romantizm akımının etkisiyle kuralların biraz daha gevşetilmesiyle beraber doğmuştur dram karşımıza çıkmıştır. Üçüncü maddede kahramanlar toplumun her kesiminden seçilebilir. Bunda herhangi bir sınırlama yoktur. Doğrudur. Dördüncü maddede kişiler tek yönlüdür, bütünüyle iyi veya kötüdür denilmiş arkadaşlar. E, kişilerin tek yönlü olması, iyi veya kötü olması aslında meselesi romantizm akımıyla alakalıdır arkadaşlar. Romantizm akımında da biliyorsunuz iyiler hep iyi, e, kötüler de hep kötü şeklinde bir şekilde karşımıza çıkartılır. Yani bir nevi tip haline dönüştürülür diyebiliriz. Doğrudur bunun etkisiyle bu şekilde gerçekleşir. Beşinci cümlede trajedi ve komedideki gibi üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır denilmiş. Ama böyle bir zorunluluk yoktur arkadaşlar. Üç birlik kuralına uymak zorunluluğu söz konusu değildir. Cevap E olmalıdır. Aşağıda sanatçısıyla birlikte verilen eserlerden hangisi dram türünün örnekleri arasında yer almaz? Arkadaşlar Hernani, Victor Hugo'ya ait bir eser ve dram türünün örneği olarak kabul edilebilir ki... Şu mantıkla da düşünebilirsiniz. Victor Hugo romantizm, romantizm akımının ilkelerini ortaya koyan kişidir. Dram dediğimiz tür de zaten romantizm ile beraber doğmuştur. Bu mantık silsilesiyle birlikte bunu söyleyebilirsiniz. Göte'nin Faust isimli eseri buna örnek olarak verilebilir. Fakat Sofokles'in arkadaşlar Kral Odips isimli eseri, tiyatrosu drama örnek verilemez. Çünkü bu bir trajedidir, tragedya örneğidir diyebiliriz. Cevabımız bu nedenle C olmalıdır. Don Carlos Schiller'e aittir, dram türüne örnek verilebilir. Kış Masalı Shakespeare aittir, örnek verilebilir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız C'dir. Bu soruda bize bir tiyatro metni verilmiş arkadaşlar ve bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Parçamız bir kere manzum bir şekilde yani şiir şeklinde ortaya konulmuştur. Doğrudur. Arkadaşlar bu bize verilen metinde parçada bir çatışma vardır. Ne diyor mesela? Gariplerinizi hep çiğneyen uğrunuzda. Yad etmeden babası aşil olduğunu da kendi zaferlerini boş sayan inkar eden derken bunu da kanıtlıyor arkadaşlar. Çatışma unsuru vardır kişiler arasında. Ciddi bir konuyla alınmıştır. Evet burada bir kral var. İşte aşil denilen bir kahraman var ve prenses olarak nitelendirebileceğimiz ya da kraliçe vardır. Bu nedenle arkadaşlar bu kahramanlar seçkin kahramanlardır. Bu kahramanların seçkin elit diye nitelendirebileceğimiz iş, konuları vardır, meseleleri vardır, yaşanmışlıkları vardır, bu çatışmaları vardır. Bunlar aktarılmaktadır dram türüne ait özellikler taşımaktadır diyemeyiz. Burada bize karamsar bir tablo sunulmakta. Yani tragediye ağır basmaktadır. Bu nedenle dram diyemeyiz. Cevap B olmalıdır. Aşağıdakilerden hangi hangisi tiyatronun yapı unsurlarından değildir diyor. Yer, zaman, kişiler ve dramatik örgü yani burada dramatik örgü denilirken olay örgüsü arkadaşlar kastedildiği için özellikle onun altını çiziyorum hani klasik yapı, hikaye hatta romanda da karşımıza çıkan yapı burada sadece terminolojiden kaynaklı olarak daha farklı şekilde ifade ediliyor. Tek farkımız bu. Ve tema geliyor arkadaşlar. Tema yapı unsuru olarak kabul edilemez. Anlamsal bir unsur olarak düşünebilirsiniz. Anlamsal olarak ama yapısal olarak düşünülemez. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Arkadaşlar 5 tane tanım yapılmış bize. 5 tane bilgi verilmiş daha doğrusu. Komedi türüyle ilgili olarak hangisinin söylenemeyeceği sorulmuş. Yani bilgi yanlışı olduğu sorulmuş. Birincisinde töre komedisinin tanımı yapılmış arkadaşlar. Töre komedisi bildiğiniz gibi toplumsal konuları, aksaklıkları ele alır. Doğrudur. İkincisinde arkadaşlar karakter komedyası tanımı yapıldığı iddia edilmiş. Fakat burada olaylara vurgu yapılmıştır. Karakter komedisi ise arkadaşlar ele alınan baş kahraman yani kişilerle alakalıdır arkadaşlar. Kişiler ve onların kusurları ile ilgilidir. Dolayısıyla onların büyütülmesi ve komedi unsuru haline getirilmesi ile alakalıdır. Dolayısıyla ikide bilgi yanlışı vardır. Komedya manzum olarak yani şiir şeklinde yazılır. Beş perdeden oluşur. Aralıksız oynanır. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur arkadaşlar. Doğrudur. Kabasaba saba e, espriler, konuşmalar, söz oyunları vesaire vesaire önemli yer tutar. Yunan edebiyatında, eski Yunan edebiyatında Aristofanes, Fransız edebiyatında da Klasizm döneminde Molière en önemli temsilcilerinden kabul edilmektedir. Doğrudur arkadaşlar. Bu isimler yani komedi denildiğinde nasıl ki işte polisiye roman denildiğinde aklımıza ilk Agatha Christie geliyorsa işte komedi tiyatrosu denildiğinde de bu isimler gelmektedir arkadaşlar. Bunun gibi örnekler çoğaltabilirsiniz tabii. Beşinci maddeye baktığımızda günlük hayatta sıkça rastlanabilecek insan davranış ve kusurlarını belli kişilerden hareketle konu edinen türüne entrika komedisi denir denilmiş. Arkadaşlar burada entrika komedisinin değil, burada karakter komedisinin e, tanımı verilmiş. Bunu belirtebiliriz, bunu not düşebiliriz. Yani aslında şu yapılmış bu soruda dikkat ederseniz. 2'de e, entrika komedisinin tanımı var. 5'te? Aslında karakter komedisinin tanımı var. Yani bu ikisi birbiriyle karıştırılarak bilgi yanlışı oluşturulmuş. Cevabımız bu nedenle C olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır denilmiş arkadaşlar. Birincisinde tiyatroda bir sahne içinde yer alan veya oyuncuların kullandığı çeşitli eşyaya aksesuar doğru. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketine aksiyon, doğru bilgi. Kadın oyuncuya aktör, erkek oyuncuya aktrist adı verilir denilmiş. Bu ikisi de yanlış arkadaşlar. İkisinin yer değiştirmesi gerekir. Çünkü erkek oyuncu arkadaşlar oyuncu aktör olarak nitelendirilir. Kadın oyuncu ise aktrist olarak nitelendirilir arkadaşlar. Bu nedenle bilgi yanlışı vardır. Yani birinci cümlede. Arkadaşlar bunun dışında ikinci bölümde diksiyonun tanımı yapılmış ve doğaçlamanın tanımı yapılmış. Diksiyonun durakların, sözlerin kurallara uygun olarak söylenmesi, seslendirilmesi denilmiş tanım içerisinde. Doğaçlamada oyuncuların İçlerinden geldiği gibi zaman zaman unuttukları bölümde Sözler uydurmaları anlık olarak denilmiş bu şekilde tanımlanmış. Üçüncüsünde arkadaşlar dekorun ve kostümün tanımı yapılmış. dekorun yerin ve zamanın özelliklerini belirleyen aksesuarların bütününe verilen isim olduğu söylenmiş. Kostümünde oyuna role uygun olarak oluşturulan kıyafetler olduğu söylenmiş doğrudur arkadaşlar bunların bu tanımların tamamı doğrudur sadece içinizi rahatlatmak için bunlardan da bahsediyorum sahnenin gerisinde veya yanlarında bulunan bölüme kulis denir oyunun ilk gösterisine premier denir bu hala kullanılan ifadeler tabii ki bunlar arkadaşlar yani e, bu ifadeler sadece bir dönem kullanılan terimler değiller. Hala bu terimler kullanılıyor tabii ki. Özellikle premier, kulis, dekor, kostüm, aktör, aktris bütün terimler hayatımızda. Oyunu yönetmeye reji, yönetmene rejisör. Hatta bu rejisör ifadesi bir dönem Yeşilçam'da çok fazla kullanılıyordu örneğin. Sözlerin her birine replik denir denmiş. Doğrudur. Cevabımız A olmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış bölümlerdeki bilgi yanlışlarının giderilebilmesi için... ...ayraç içerisindeki hangi iki kavramın yeri değiştirilmelidir denilmiş. Arkadaşlar birincisinde çatışma kavramı verilmiş. Fakat e, metin içerisinde çatışma tanımlanmamış. Şimdi dikkat ederseniz dördüncü metne baktığımızda... ...tiyatroda olayların gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran... Kişiler arasındaki iç ve dış mücadelede ve anlaşmaz mücadele ve anlaşmazlıklardır denilmiş. Karşıt duygu, düşünce ve isteklerin kişilerin özelliklerinin bir arada ortaya konmasıyla oluşur. Farklılıklar, uyuşmazlıklar vurgusu yapılmış arkadaşlar. Farklılıklar bir daha vurgusu yapılmış. Bütün bunlar neyin tanımıdır? Tabii ki ısrarla çatışmanın tanımıdır burada çatışma yer almalıydı ayrı içerisinde. Peki ne yer almış? Dramatik örgü. O da nerede var? Tabii ki bir de var arkadaşlar. Tiyatro eserindeki olay örgüsüne dramatik örgü denir. Birinci cümlede zaten olay netleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 4 yer değiştirmelidir. Cevabımız da B olmalıdır. Yukarıda verilen sanatçıların eser verdikleri tiyatro türleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur denilmiş. Arkadaşlar Askleos trajedi alanında önemli bir isimdir. Aristofanes hatırlayalım eşek araları örneğin komedi alanında önemli bir isimdir. Göte dram alanında önemli bir isimdir. Euripides arkadaşlar tragedya alanındadır önemi. Molière tanınmışlığını komedi komedya sayesinde gerçekleştirmiştir. Schiller de arkadaşlar dram türündedir. Yani tiyatro, e, tragedi açısından baktığımızda 1 ve 4 tragedi olmalı. 1 ve 4 tragedi. Ardından komediye baktığımızda 2 ve 5. 2 ve 5 ve tabii ki 3 ve 6 da dramı oluşturuyor. Cevabımız D olmalıdır. Müzik